Bismillah, hamdan lillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Tenvin ve sakin nunun hallerinden idgham meal gunneyi 7. dersimizde ele alacağız. Dersimize başlıyoruz. İdgham meal gunne. İdgham arkadaşlar bir harfi diğer harfe katmaya idgham deniliyor. Gunne ise genizden gelen ses demektir. İdgham meal gunnenin hükmü arkadaşlar bu ya, mim, nun, vav harfinde İdgam yapmak vaciptir. Hemen idgam me'al-gunne ne zaman gerçekleşir onu görelim. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra. İdgam me'al-gunne harflerinden biri gelirse idgam-ı me'al-gunne gerçekleşmiş olur. Ya, mim, nun, vav harfi. Dört tane harfi var. Beyt halinde yemnu şeklinde ezberleyebiliriz. İdgam me'al-gunnenin yapılışı sakin nun harfini ya da tenvinin içinde bulunan nun harfini ya, mim, nun, vav harflerinden hangisi bunlardan sonra gelmişse o harfe çeviriyoruz. Yani katıyoruz ve bir elif miktarı tutarak ya da 1,5 elif miktarı tutarak idghamla birlikte sesi genizden getirerek gunne yapıyoruz aynı şekilde. Munadiyen yunadiydi. Ne yapacağız? Buradaki tenvin içinde munadiyen dedik. O nun harfi de ya'ya dönecek ve gunneli idgam yapıyor. Munadiyen yunadi. Munadiyen yunadi. Yine yevme izin naime. Burada zaten nun nuna uğradığı için sadece burada gunne sesini vermemiz gerekiyor. Yevme izin naime. Yine men ya'mel. Min mesedin. Normalde min mesedin. Ne yapacağız? Bu da mim harfine dönecek. İki tane mim harfi okuyoruz ve bir elif miktar tutuyoruz. Mim mesedin. İvâmen nahira. Sinetun velâ nevm. Sinetun velâdı. Ne yapacağız? Bu tenvindeki nun harfini vav harfine çevirip tutuyoruz. Sinetun velâ nevm şeklinde okuyoruz. Evet, not olarak şunu söyleyelim. Sakin nun harfi vav ya harfiyle aynı kelimede bulunursa İdgam me'al-gunnenin izharı olur. İzhar kelimeyi vahide dedik buna. Kur'an'da dört tane kelime var bununla alakalı. Gınvanun, sınvanun, dünya, bunyanun. Bakın nun harfinden sonra vav gelmiş. Yani idgam me'al-gunnenin hükmü ortaya çıkıyor. Yine dünya, bunyanun kelimelerinde de aynı. Ama bu dört kelimede izhar yaparak yani herhangi bir idgam gerçekleştirmeden okuyoruz. Dersimizi özetleyelim. Tenvin ya da sakin nun harfinden sonra idgam me'al-gunne harflerinden biri gelirse idgam me'al-gunne olur. Dört tane harfi vardı. Yem, nu, ya, mim, nun, vav. Örnek olarak men ya'meldi. Men ya'meldi. Nasıl okuyoruz şurası? Men ya'mel. Hem birbirine katıyoruz hem de gunne sesi hayşumdan getiriyoruz. Yapılışı sakin nun harfini ya da tenvinin içinde bulunan nun harfini ya, mim, nun, vav harflerinden hangisi gelmişse o harfe çeviriyoruz ve bir elif miktarı tutarak idghamla birlikte sesi genizden getirerek gunne yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.